Raşitizm teşhisinde en önemli şey çocuğun klinik bulgularıdır. Klinik bulgularla tanık olur genellikle. Bu klinik bulgular bebekte huzursuzluk, bıngıldağın normalden geniş olması, vücut oranlarında başın biraz daha büyük olması, alnın çıkık olması, baş terlemesinin artması, ileri dönemlerde kafa kemiklerinde yumuşaklık saptanır. Pimpon topu gibi kafa kemiklerinin içeri doğru çöktüğü görülür. Yine kaburga kemiklerinde tesbih tanesi şeklinde çıkıntılar olabilir. Bebeğin oturması gecikir, yürümesi gecikir. Bebekte parantez bacak gelişebilir. Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir raşitik bebekler, kaslar hipoton olduğu için. Hatta daha ileri vakalarda kandaki kalsiyum düzeyi azaldığı için kasılmalara neden olabilir. Tüm bu klinik bulgular tek tek değil, birkaçı bir arada olması gerekiyor. Bize raşitizm tanısını koyduran en önemli şey. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sadece baş terlemesi ya da sadece bıngıldağının normalden büyük olması raşitizmi akla getirmemeli. Çünkü bunlar hakikaten çok sık gördüğümüz şeyler ve bunlar raşitik çocuklar değil. Normalde de olabilen şeyler. Onun için birkaç bulgunun bir arada olması gerekiyor tanı için. Laboratuvar olarak kemik filmleri çekilebilir. Kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerine bakılabilir. Ayrıca emilimde bir şeyden endişe ediyorsak bağırsakla ilgili tahliller yapılabilir. Yine karaciğer ve böbrekte aktifleşme ile ilgili bir sorun olabileceğini düşünerek karaciğer ve böbrekle ilgili bir hasar var mı? O araştırılabilir. Ama asıl tanımız klinik bulgularla konur.